Kur'an-ı Şerif'ten dinleyen dinlenir. Dinleyelim, tamam, anladık, dinleyelim. Neyi? Neyi dinleyeceğiz? Neyden murat nedir? Evet, tamam. Diye geçen sohbetimizde bırakmıştık. Evvela bir sembolik anlatım olduğu için Mesnevi Şerif, neyden kasıt ve murat? Benliğinden kurtulmuş. Kendisi değil, Hüda'nın nefesi kendinden çıkan insan-ı kamili temsil eder. Evet. Hasretin olmadığı vuslat halinde olan bir insan-ı kamil. Peki insan-ı kamil derken remiz olarak neyi seçmesinde? Sen niye herhangi bir saz değil de gerçi buyurdun? Ha, ona geleceğiz. Şimdi. Peki. Şimdi ona geleceğiz. Şimdi neyi sazını bilmek lazım. Ney? Dere kenarlarında, bataklık kenarlarında kendi kendine oluşan, dikilmeyen, kendi kendine oluşan kamıştan yapılır. Her kamıştan olmaz. Özel kamışlar vardır. Ondan olur. O oradan kesilir. İleride gelecek. Vatandan ayrılır. Yani bildiğimiz musiki aleti neyden başlıyor? Yapılışı, evet. Kesilir. Şimdi tabii daha modern usullerde. Eskiden içinin boşalması için kızgın güneşe bırakılır. Bir miktar da sıcak gübreye atılırdı. Sıcak gübre. Evet. Gübrenin içinde pişer o. Yani gözenekleri birbirine iyi yapışır, iyi ses versin diye. Yani terbiye olunur. Kamış haliyle kalmaz. Terbiye olunmak istese terbiye olunmakta da terbiye ediyor. O da var. Terbiye için eğer necasete bulanman gerekiyorsa bulan. Ete bir terbiye ol. Buna ne diyorlar işte eskiler, büyükler? Günah işlemekten korkmayın. Günah işlemek pisliğe bulanmaktır. Günahta ısrar etmekten korkun. Eğer senin bir bulaştığın pislik seni ömrün boyunca bir daha o pisliğe bulaşmaktan alıkoyacak bir terbiye verdiyse zaten artık pis olmaktan çıkmıştır. Çünkü Efendimiz zaten buyuruyorlar, o müjdeyi veriyorlar. Bir hatasına, kusuruna tövbe eden o hatayı hiç işlememiş gibidir. Bitti. Dolayısıyla günah işlemek pisliğe bulanmaktır. Bundan korkmayın. Orada kalmaktan korkun. Efendim, her pislikten sıyrılınabilir mi? Ben yapacağım dersen sıyrılamazsın. Birine elini vereceksin. O terbiye için yine bir müreddiye tabi olacaksın. Birine elini vereceksin. Yoksa tabadenlikte gidersin. Mutlaka. El ele, el hakka gidecek. O kamışın da gübre içerisinde öyle bir oradan çıkartmaya muhtaç olması, evet. Çıkartmaya muhtaç olması. Oradan çıkartılır. Evet. Her kamıştan ney olmaz. Ne 9 boğumluğu olur, ne adeten 7 boğumluğu olur. İnsan yavrusu da 9 ay anasının karnında kalır. Ne adeten 7 aylık doğar. Allah. 6 ve 8 aylık doğan bebekler yaşamaz. Ne 7 aylıktır, nadir olarak kısmı küllisi 9 aydır. Hatta 280 gündür onun tam günü. 280 gündür. Bu 280 gün lafı gelmişken hamilelik müddeti olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Regaib gecesinde ana rahmine düşüp 12 Rebiyül evvelde doğduğunu hesaplarsak 9 ay 10 gün olmuyor. Öyleyse Regaib gecesi Efendimiz'in ana rahmine düştüğü gece değildir. Çünkü Efendimiz'in eksik doğmuş olduğu kabul edilemez. Ayrıca Efendimiz'in muhterem valideleri ve pederlerinin bir hac mevsimi sonrası evlendikleri ve düğünlerinin yapıldıkları bilinmektedir. Ama hac mevsimi bildiğimiz her zaman zilhicce değildir. Çünkü Araplar canları istediği zaman o mevsimi değiştirirlerdi.
Efendimizin doğduğu fil senesinde evvelki haçla senesi değiştirilmiş bir haçtır. Bunlar tarih kitaplarını açsınlar, okusunlar. Bir de bir Müslüman nezaketine uymaz. Ebeveyn-i Resulullah'ın hususi hayatını konuşmak. Belki yine bir tevil gerekirse Amine Hatun validemizin Efendimiz'e hamile olduğunu anlaması, idrak etmesi, farkına varması olarak tevil edilebilir. Ama bu değildir. Esası regaib, ravive kelimesinin çoğuludur. Çok vergi demektir. Cenab-ı Hakk'ın ihsanının bollaştığı, rağbet etmek. Rağbet kökünden gelir. Allah'ın rağbet ettiği bir gecedir. Efendimiz'in ana rahmine düşmesiyle alakası yoktur. Çünkü hamilelik müddeti 280 gündür. İşte Nâ-i Şerif de 9 boğumdan olur veya 7 boğumdan olur. Nadire. Evet. Onu keserler. Kuruturlar. Eskiden kızgın demirle yakarak yaparlardı. Şimdi çok keskin, yuvarlak kesici aletlerle yapıyorlar. Belli ölçüsüne göre onun değişik akortları vardır. İşte mola hengi, şahı vesairesi. Onlara girmeyelim şimdi. Süpürdüzü. Efendim. Buna teknik konular çünkü. Evet. Kızgın demirle bağrını delerler. Boğumlarının arasına tel sararlar. Başına başpare geçirirler. Dibine paranzana sıkarlar. İyice terbiye görür. Sonra bir usta naizenin eline verilir. Ney olur. Neyde 7 delik vardır. 6'sı üstte, biri altta. Arkasında mı? Arkasında. Alt tanesi gözükür, yedincisi gözükmez zahirde. Altında yedincisi de vardır. İnsanın sembolü olan yüzünde de 7 delik vardır. Şimdi vesikalık fotoğraf istiyorlar. Evrak'a yapıştırıyorlar, bakıyorlar buna, bu Fatih çıplak veriyorlar. Hani o Fatih'in kolu, hani gövdesi, hani bacakları, hani ayakları, hani ensesi, hani başının arkası, tepesi. Demek ki şu kadarcık bir fotoğraf seni sen olarak tanıtmaya yetiyor. Anlatabildim mi inceliği? Yani bu yüz insanın sembolüdür. Ve bu yüzde iki tane kulak, iki de göz, dört, iki de burun, altı, bir de ağız, yedi delik vardır. Ağız tek deliktir. Diğerleri ikişerdir. İki deliktir ama tek iş görür. Gerçi kulak bazen iki iş görür. Bazen bir kulağından gitsin, bir kulağından çıksın diyedir. Ayrı mesele. Tahliye ederim. Evet. Göz, iki tane olduğu halde bir görür. Ve münhasır vasıtayı rüyet iken, göremez kendini dile bile. Kendini göremez. Kendisi görme aleti olarak yaratıldığı halde kendini göremez. Ve burun da ikidir. Ama yukarıda birleşir, tek olur. Ağız ise tektir. İşte neydeki üçerden altı delik, ki üç parmak böyle, üç parmak böyle kullanılır. Eğer bu şeyse böyle böyle kullandın, o sağda, sağda veya solda kullandığına göre kişinin. Efendim? Ve o delikler üzerinde name yapılırken o delikler hep oynar. Açılır kapılır, açılır kapılır. Ne çalma tekniği olarak, bu çok önemli. Alttaki delik baş parmakla kapatılır ve ney çalma tekniği olarak çok az açılır. Nereden açılır? İşte ağız öyle olmalıdır. Ağız az açılmalıdır. Lüzumsuz gevezelik yapılmamalıdır. Malayani konuşulmamalıdır. Buna işarettir ney. Burun, göz, kulak, bunlar duyguları toplayabilmek için devamlı açılır kapanır, açılır kapanır. Ama ağız nereden açılır?
O zaman o ahenk sağlanmış olur. O zaman o terbiye alır. İşte neyle öyle çalındığı gibi bu kafadaki yani kişiyi temsil eden yüze ve kafadaki delikler böyle kullanılmalıdır. İçi tamamen boştur. Neyzenin nefesiyle dolar. Kendinden bir şey yapmaz. İnsan-ı kamil de kendinden, nefsinden bir şey yapmaz. Onun içi Allah ile dolar. Nasıl ney sazı neyzenin ifade vasıtası ise insan-ı kamil de Allah'ın ifade vasıtası. İnsan-ı kamil yeryüzünde Allah'ın ifade vasıtasıdır. Çünkü Allah yeryüzünde Allah'lığını kulları vasıtasıyla yapar. Bu kulların içinde melek, cin, şeytan dahil. Şimdi mevcuda. Bu kulların içinde İnsan-ı kamil, halifetullah olmak itibariyle en yüce sıfatıdır. Yani Sultan Mehmet Efendimiz'in tabiriyle Allah yeryüzünde Allah'lığını şehler vasıtasıyla yapar. Benim sözüm değil mi? Sultan Mehmet Efendimiz. Onun için İnsan-ı kamil Efendimiz'i model almış insan demektir kısacası. Efendim, peki Resulullah Efendimiz insan-ı kamil mi? Estağfurullah. Resulullah Efendimiz'e herhangi bir sıfat bizim yakıştırmamız mümkün değildir. Efendimiz kategoriler üstüdür. Hiçbir kategoriye girmez. Meddahı Allah'tır diyor ya. Hayır. Kur'an senin hakkında Allah'ın yazdığı lehvidedir diyor. Lehvidedir Kur'an. Davetlisi var mı? Yani Resulullah Efendimiz'i hiçbir şekilde birinci olarak hükmümüze göremeyiz. Birincilik yetmez çünkü. Çünkü birinci dediğin zaman o birincinin bir ikincisi olur. Resulullah Efendimiz'in ikincisi yoktur ki. Dolayısıyla birinci değildir. O birdir. Kategoriler üstüdür. Asla ve kata sınıflandırmaya girmez. İşte birinci insan en makbul birinci insan Efendimiz'i en ziyade yakınlık kesmeden ona en çok örnek yiyen onu en çok kendine örnek alan ancak odur birinci. Ve her devirde vardır. Her devrin birincisi başkadır. Vazifelerle bu insan-ı kamili birbirine karıştırmamak lazımdır. Kutupluk, pirlik, şehlik, mürşitlik bunlar ayrı ayrı vazifelerdir. Hepsi bizzatta bazen toplanır, bazen toplanmaz. Ama insan mükemmel ayrı bir şeydir. Yani haline varis olmak, sırrına varis olmak gibi farklı kategoriler diyebilir miyiz? Hayır, her şeyine varis olur insan mükemmel. Haline vakıf ama sırrına vakıf veya... Yani insan mükemmel hepsinin kendisini de cem etmesiyle üstün bir... Kendi miktarı. Kendi miktarı. Bu bir kapasite meselesidir. Herkesin bir kapasitesi vardır. Birinin 100 kiloluk bir kabı var, ötekinin 5 kiloluk bir kabı var. O 5 kiloluk kabını doldurmuş. O insanı kendidir. O 100 kiloluk kaba sahip olan 95 kilo malı var. 5 kilosu eksik, nakıstır, insanı kendi değildir. Bunu anlamıyorlar. Her bir adam diyor, sıradan bir adam, işte büyük bir türlü vasıflar veriyorlar, ona bilmem ne yapıyorlar falan filan. Ne biliyorsun? O kapasitesini doldurmuş, vazifesini yapmış. Bir tek ötekinin diyelim 50 ton kapasitesi var ve 49 ton malı var. Nakıstır. O kapasiteye göre eksiktir. Nakıstır. İnsanlara daha çok faydası olabilir. 49 tondan insanları istifade ettirir. Öteki 5 tondan istifade ettirir. Zannediliyor. Değil. Çünkü insanlara istifade sunmak kabın dolduktan sonra taşmasıyla olur. Kabını dolduramazsan taşamazsın. Taşamayınca etrafındakiler istifade edemez. O 5 kilodan taşanlar vardır. Ama o 49 tondan taşan yoktur. O halde o nakıstır. Değildir. O nakıstır. Bu zayıftır. Muazzam bir tarif. Bunu anlamıyorlar.
5 kiloyla 49 tona bakıyorlar. Hayır, buna bakılmaz. Kafese doldurmaya bakılır. İnsan-ı kamil böyle bir şeydir. İşte insan-ı kamil. Aynen kamışın neyistandan kesildiği gibi ruhlar alemindeki ayağını sabit eden. Bu şuna benzer. Sahib-i Mevlevi Hazretleri öyle çok güzel bir benzetmeyle bitiriyor işi. Süleymaniye Camii yapılmadan evvel Sinan'ın kafasında Süleymaniye vardı. Bunu zuhura getirdi diyor. İşte insan evvela Allah ile vardı. Yani kün emrinden sonra. Sonra beden hapishanesine hapsedilip dünya mahbesine gönderildi. Hapishanesine. Ve ne yaparsan yap. Mutlaka bir masiva perdesi var. Çünkü sana hannası da verdi, nefsi de verdi. Seni kayıt altına aldı bir kere. Ne yaparsan yap, bir ayrılık var. Aynı halde değilsin. İşte Efendimizin özellikle Miraç'tan sonra daha sıkça söylediği keşke Muhammed anası doğurmasaydı sözü bu demektir. Çünkü hiçbir zaman o boyutta büyük kelimeyle söylersek eğer, o boyutta bir yakınlık usule gelmesi mümkün değildir. Ne dedi Efendimiz? Rahatsız artık ahirete doğmak üzereyken parmağını kaldırıp ne dedi hatırla? Ya Rafik el Ala. Peki Esarullah el Azim dünyadayken Rafik'inden ayrı mıydı? Rabbinden ayrı mıydı ki? Hayır. Ama ne olursa olsun. Bir kadın örtüsü vardı. Validelerimiz var. Evlat örtüsü vardı. Torun örtüsü vardı. Ashab örtüsü vardı. Yemek içmek ızdırarı vardı. Çünkü dünya hayatı büyük sevap-ı kiram için bir ızdırar halidir. Yani ızdırar mecburiyet demek. Mecburiyetten katlanılan bir şeydir. Gelirken sormadılar. Bilirken de sormayacaklardı da. Mecburen katlanıyoruz. Zihniyetinde olanlar için bir ayrılık, bir masiva vardır. Yani Efendimizin mahlum-ı âlileri İbrahim Aleyhisselam'ın kabri başında Efendimizin gözyaşı dökmesi bir babalığı icabıdır. Yani babalık da var ya. Kocalık da var. Dedelik de var. Yani bu nevi dünyevi sıfatlar ızdırarında bunlardan da sıyrılmak için Rafik-ül Ala buyuruyor. Yani insan-ı kamil ne kadar Allah'a yaklaşmış olursa olsun, ne kadar Musa entekable mutu, ölmeden evvel ölünün sırrına mazhar olursa olsun, madem ki beden hapishanesindedir, mutlaka ve mutlaka bir ayrılık söz konusudur. O vuslattaki halden yine farklı bir haldedir. İlle bir ayrılık tadı vardır. Mahrum-u misal değildir. Ama misalden ayrı değildir. O hale göre firkat gibidir sanki. O hal başka bir haldir. İşte hubbül vatan minel iman, yani vatan sevgisi imandan kaynaklanır. Sözünün aslı budur. Bunun kademe kademedir veya halaka halakadır bu söz. Evvela doğduğun, büyüdüğün yeri. Yani sıvanı özlemiyorsun. Vatanı asliğini geldiği yeri hiç özlemez. Yani nerede akşam orada sabah. Familinden bir hayat yaşayan insan imanı çok noksan bir insan. Yine o terbiyeden mahrum kaldığı için hiçbir zaman merhale-i kalbe değil mi efendim? Şimdi muhabbet var bir makamlar. Yani Resulullah Efendimiz'e buradan salavat okusak, buradan efendim hatmi şerifler arz etsek ulaşmaz mı? Estağfurullah. Ulaşır. E niye gidiyoruz milyonlarca Müslüman Medine'ye Huzur Hazreti Peygamberi'ye?
Çünkü o mekanın ayniyeti değil. Ama yakınlığı var. Okulda baktığın zaman bu taşa Efendimiz bakmış diye bakıyor. Burada yok olur. Orada var. Arafat'a çıktığın zaman burada Resulullah işte devesinin üstünde burada hutbe vermişti diyorsun. Maddesel yakınlıkla manevi yakınlığı yoğunlaştırıyorsun. Konya'ya gidiyorsun Hazreti Pir'in türbesine. Tabii ki buradan da niyazet ediyor. Tabii. Ama kamil derecede bir vuslatın kamil değilse de kemale yaklaşmaya büyük vesiledir. Evet. Sayı türbeler. Türbe ziyaretleri. Ölümden ibret almak için. Sadece bundan ibaret değildir. Bu kadar basit değildir canım. Kim çıkarıyor bunu? Türbe ziyareti, kabir ziyareti sadece ölümden ibaret, ölümden ibret almaktan ibaret değildir. O zatla yakınlık kurmak vardır. Ki çok önemli. İşte insan-ı kamil böyle ney gibi ana vatanından ayrılmış, içi nefsinden boşalmış, neyin içinin nezenin nefesiyle dolması gibi Allah'ın iradesiyle dolmuş. Neyin nezenin elinde bir alet olduğu gibi irade-i ilahinin aleti olmuş ve insan-ı kamil olarak Allah'ın dediklerini yaymak, ifade etmek, söylemek, yapmakla meşgul bir zattır. İşte o dinlenmelidir. Onu dinlemeliyiz. Bütün bu tevhilleri yapmadan. Bildiğiniz saz aleti. Bildiğiniz ne olsun? Bırak bütün bu tevhilleri. Hüsnü tevhil tabii bunlar. Bildiğiniz, bildiğiniz müzik aleti olsun. Yine dinlemek lazımdır. Çünkü musiki insanı tefekküre sevk eder. Daha belki sohbetimizde arz ettiğimiz heva ve heves ehli olmayanlar için aşka, ünsiyete ve sekinete vesile olur. Musiki kainatın ortak dilidir. İnsanların değil. Kainatın. Yani İnsanın musikiden ne kadar anladığı malum. Konuşmayalım. Hayvanatın ne kadar anladığı Hollanda'da özellikle yapılan laboratuvar testlerinde ortaya çıkıyor. Müzik dinleyen ineğin sütü daha kaliteli ve miktarı daha bol oluyor. Bu kadar yeter. Keza bitkilerin, çiçeklerin kokusu daha keskin oluyor, renkleri daha parlak oluyor. Musiki dinletilirse. Bunlar laboratuvar tespitleri. Mevcudatın kainatın ortak birlerken bunlar bile bir cemaat dediğimiz cansız zannettiğimiz mahlukat ki madem ki yapılmıştır her şey mahlukattır. Cansız dediğimiz şeylerin dahi musikiden anlaması vardır. Çünkü bir yerde ses varsa musiki vardır. Sesin ahenklisine musiki, ahenklisine gürültü denir. Bu kadar basit bir şey. O zaman hiç musiki'den ayrı aleti ve musiki aleti olduğu için ahenkli ses çıkarır. Tabiat dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın vasi esmasının bu tecellisi tamamen bir ahenk üzere bina edilmiştir ve o ahenkle devam etmektedir. Musiki dinleyerek bu ahenkten behredar olmak, hissemen olmak mümkündür. Bayağı alet dinliyoruz. Yani insan mükemmelinden değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nasıl nasihat edilmesini anlatırken ve zekir fe inne zikra sen ta'ul mu'mini sen Kur'an'ı zikrederek o zikrin zikrini yaparak nasihat et. Çünkü şüphesiz öğütte müminlere fayda vardır. Tefekkür çok önemli bir ibadettir. Çünkü mümin tarifinde semanın ve arzın, semavatın ve arzın yaratılışını tefekkür eder müminler diyor Allah.
Mühim tarifinde var. Tefekkür. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve yetefekkerûne fî hakkı semâvâti vel ard. Onlar tefekkür ederler. Düşünürler. Bu düşünce Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kabulü ısrarı olur. Kendi kudretsizliğin olur. Onu meclislemek olur. Azgiyeni ifade etmek de olur. Şey. Sanatından istifade etmek olur. O güzellikten istifade ederek Yıldız sonrası Üsküdar'dan İstanbul sırtlarını bir seyrede ver bak. Ne yaman bir rastamdır. Ne renkler çıkar bak. Ne maviler ne turuncular. Bir seyrede ver. Ama o güzellikleri kuru kuruya seyredip lezzet almak değil. Ona kul olmak. O güzellikleri insan hayatındaki davranış biçimlerine yansıtarak güzel olmak. Gaye budur. Kafa doldurup seyze taşmak. Güzel olmaktan kasıt güzellik taşımaktır. O güzelden istifade edin. Dolayısıyla mümine fayda vardır. Mutlaka tefekkür ve nasihat lazımdır. Ayrıca işitmek çok önemli olduğu için Hazreti Pir'in mahrum âlileri Sultan Veled Efendimiz Meşhur Rebapname isimli eserine de Mesnevi Şerif gibi Nişnevi Ezna levu bangi rebap Nüftehayi aşk der Sad güne bal diye başlar. Dinle. Dinleyip Rebap'ın sesini ve ağlayışını, inleyişini. Ne yapacağım peki? Aşk nüktelerinin yüzlerce çeşidini söyleyen Rebap'ın ağlayışını ve inleyişini dinle. Buradaki Rebap da bildiğimiz Rebap'tan ibaret. Olsa da demin arz ettiğim gibidir sırasında. İnsan mükemmel. Çünkü her türlü saz aleti kendi kendine ses vermez. Sazenlerin elinde ses verir. Rebap dediğin nedir? Kuru bir Hindistan cevizi kabuğu, üstüne bir gerilmiş deri, takılmış bir sap, üstüne konmuş teller. Kendi kendine ne yapar bu? Bir rebabinin elinde, yayıyla veya muzabıyla çalınır, o zaman bir şeyler söyler. Aynen burada da Sultan Veled Efendimiz eder âlileri gibi dinlemenin ve bir ayet dinlemenin ehemmiyetini anlatıyor. Yani o tefekkürü herhangi bir musiki aletiyle de olur. Çıkan sesle dahi kazanma fırsatını göz ardı etmemek lazım. Buradaki inceliğe de tekrar bir daha dönelim istersen. Niçin direkt olarak söylemiyor da Hazreti Pir neyi Sultan Veled cevabı misal veriyor. Neden? Evet, insanların dese ya gibi aklımıza giriyor hakikaten. Çünkü bu nevi bahisler aynı zamanda mahrem bahislerdir. Mahremden kasıt bizi değil. Muhterem. İhtirama layık. Hürmet. Saygın. Hürmet edilmesi gereken bahislerdir. Kendini saz aletine takıp kalan cahiller bu mevzulara girmesinler diye perdedir. Onun için ney der, onun için rebap der, onlar oraya giremezler. Çünkü anlayamazlar. Ne zaman o perdeyi yırtar, İrfan bu çayla ikiye keser, ilim potasında eritir, yok eder, ondan sonra buyur gel der. Yoksa yasaklığından değil. Müşteri belli olsun diye alet çocuğuna bulgur pilavı verilmez. Çünkü boğazının bu küçük eline de parlak kaçar, nefes almaz, hayatı gider. Halbuki beslemek için verir. Ama onu sindirecek, hazmedecek, yiyecek seviyede olmadığından dolayı o dişi çıkana, çiğneyene, midesi bulguru hazmedene, hazmedecek dereceye gelinceye kadar o sütle, ezmeyle falan beslenir. Ney bazılarında perde kaldırırken bazılarını perde kaldırır. Ne diyor Sultan Divani Efendimiz?
Kavunursak kan mıdır defdü kudumu nâile? Ehli aşkız, fahrimiz ayin-i mevlânâ ile. Hazreti Bey'in sorunu. Size fare diyorlar, defter kudumlar diş alıyorsunuz diye. Mevlana'nın ayinini anlarsanız, ehli aşkın ne yaptığını anlarsanız, siz de anlarsınız. Nişnevtü ziney çaha çaha mi yüyet. Esrarın hüftü kibriya mi yüyet. Ruh zerdü derun tehivü serdade bedat. Bi nutku zeban hüda hüda mi yüyet. Dinle. Nişnev. Dinle. Tü ziney. Bu neyi dinle. Çağa çağa neler neler söylüyor. Kibriyanın, ben Allah'ın esrarını söylüyor, sırlarını açıklıyor. Yüzü sarı, ruh zer. Derun tehi içi boş. Başını havaya vermiş, nefese vermiş. Böyle olduğu halde bir nutku zeban. Dilsiz ve sözsüz olarak hüda, hüda, Allah, Allah diyor. Bu işitilmez, bu dinlenmez mi efendim? Ha, onu si diyez mi verdi, la bemol mi verdi, efendim perdesi ırak mı oldu, eviş mi oldu? Bunu dinlemek ayrı bir teknik mevzudur. Bir de hüda, hüda dinlemek mi ayrı bir mevzudur. Sen bu kadar çok böyle neyler, kudümler filan çok uğraşıyorsun böyle filan demişler Hazretleri. Her devirde vardır. Evet demiş. Ne var bunda? Demişler her o yaylar nefesler cehennem kapıları açılıyor. Yok demişsiniz yanlış duyuyorsunuz. Cennet kapıları açıyor. Kulağında gaflet pamuğu olanlar neyi, niçin, neden, nasıl, kimden dinlediğini bilmeyenler o seslere cehennem kapısı açıyor. Cehennem kapısının vücutusu diye bakarlar. Neyi dinlediğini bilenler cennet kapısının hoş geldiniz Allah'ım diye dinlerler. Ney birçok sembollerle anlatılmıştır. Saz misali vermiş olmak için evet. Çenk diye bir saz vardır. Ama bazı kelimeler hem özel isimdir hem genel isimdir. Mesela saz bizim halk müziğinin bir enstrümanıdır. Evet. Ama bütün enstrümanlara da saz denir. Evet. Rebap bir sazın ismidir. Ama mesela Teşvik Fikret'in Rebab-ı Şükestesi'ndeki ismi kırık saz, kırık enstrüman manasınadır. Bunun gibi çenk de bir alet olmasına rağmen genel saz aletlerini ifade eden bir kelimedir. Orada yani bu Mesnevi Şerif'te bu şekilde buyuruyor ki Maçu çencemü tü zahme mizenet Zari ezmani tü zari mi cünet. Ma çünayim hava derma zedest. Ma kuhim sada derma zedest. Biz çenk gibiyiz. Hızalı vuran sensin. O halde işitilen inilti benden değil sendendir. Yani sazı çalanın inilti. Biz ney gibiyiz? İçindeki hava ve dışarı vurulan nevada, sadada senden biz dağ gibiyiz. Bizde ancak dağın aksi sadası. Sada sahibi sensin. Bunda nasıl bakıyorlar? Nasıl anlaşılmayı hak ederken nasıl anlaşılmayı? İşte bu aynı zamanda Mesnevi Şerif müellifi Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Efendimiz Hazretleri'nin nasıl
Allah'ın bir aleti olduğunun ikrarıdır. Ne çenk olmayı, ne nay olmayı, ne dağ olmayı kendine değil, ancak mızrabı buranın iniltisini belirten bir alet, neyi üfleyenin demek istediklerini anlatan bir alet ve akçı seda yapan bir dağ gibi ancak aletten ibaret. Kendi nefsimizden bir şey yok. Senden aldıklarımızı veriyoruz. Bizi sen kullanıyorsun. O aynı zamanda benliksizlik ifadesidir. Hiç benlik yok. Tevazu demediniz. Benliksiz gibi bir ifade. Tevazu başka bir şey, benliksiz başka bir şey. Biraz daha. Hiç benlik yok. Biraz daha çekilse. Tevazu terbiye gereği benlikli davranmamak demektir. Terbiye gereğidir. Benliksizlik yok etmiş olmak demektir. Nefis yok olmaz. Benlik yok olur. Enaniyet, egoizm. O yok olur. Nefis yok olmaz. Nefis dizgine çekilir. Benliksiz davran. Yenmek değil, yok etmek. Nefis yenilir, yok edilmez. Benlik yenilmez, yok edilir. Bizim divan edebiyatında gülelim, yiyelim, içelim, gezelim, eğlenelim şair olarak kabul edilen Nedim'de dahi çok enteresan bir beyitle ney anlatılır. Olmakta derununda hava, ateşi susan, nayın diyebilmem ki ne halet var içimde. Hava neyin içinde bir yakıcı ateş oluyor. Ne var içinde vallahi söyleyemem, bilmem, bakın anlar. Nasıl bir hal var içinde? Yani neyin insan-ı kamil olma sembolizmasından vazgeçtik. Saz olarak konuşuyoruz. Bak anlayan nasıl anlıyor. Ki Nedim öyle zannedilir, halbuki öyle değildir. Mesela yine bu şiirin bir başka beytinde meyhane mukassi görünür taşradan ama bir başka ferah, başka letafet var içinde der. Onu herkes şarap içine meyhane zanneder. Halbuki divan edebiyatı mazmunlar edebiyatıdır. Yani sembollerle mutlu edebiyatıdır. Tekkeye meyhane denir. Aşikar etmemek için tekkeye gidiyorum diye, benlik gelmesin diye meyhane gidiyorum denir. Bu bir sembolik ifadedir. İşte o dışarıdan öyle sıkıcı, kırk hasretli, karanlık, bir kenarda bilen, öyle değil o. Başka bir ferah, başka bir letafet var içinde diyor. Pekalif Hazretleri ne diyor? Koyma kadehi elden. Söz Pir-i Mugan'ındır. Oradaki Pir-i Mugan mürşittir. Kadeh hakikat içkisidir. Yoksa Pir-i Mugan rakı sunan civan çocuk değildir. Bunları bilmeden, bu nevi sembolik ifadelerin ne olduğunu anlamadan tasavvuf hayatında meyhaneler, sahiler, Pir-i Mugan'lar öyle zannediliyor. Ne diyelim? Allah ıslah etsin. Allah kamışa ve kaleme yemin eder. Çünkü kalem kamıştan yapılırdı. Sen hatırlarsın, anlarsın. Mutlaka ikiye bölünür. İki şak olur. Şak kısadır olmadan kalem yazmaz. Anladın mı inceliği? Evet. Hazreti zamanında da kalem kamıştan yapılıyordu. Evet. Allah nun vel kalem diye vel kalem. Kaleme yemin ediyor. Kalem ve kamış ilim öğrettiği için. Efendim şerre de vesile olur. Yapma. Allah onu hayır için yarattı. Şerrin için yazıyorsun. Senin kabahatin kul olarak. Allah ilim öğrenmek için yarattığı kaleme yemin ediyor. Bizim kamış bizatihi dinlenmesi gereken, kamış kalemden çıkan yazıları dökülen sözler olarak, dinlenecek sözler olarak gör, altına yine kamıştan çıkıyor.
sadece kamışlıktan kesilip musiki aleti oluşu ve sadece alet oluşu üzerinde bile yüzlerce evet. Sembol içinde girip halde. Ceza kalem olması da evet. Bütün o mesneviler, antik kutayırlar, fütuhat-ı mekkiyeler, füsus-ül hikemler, ihya-i ulum-ı dine. Hep kamış kaleme yazıldı. Malum haliniz sizlerden yine işitmiştik. Bu şekilde hürmet edilmesinden dolayı kamış yontukları dahi çöpe vesaireye atılmıyor. Hatta hat sanatıyla uğraşanların hattatlık yaptıkları kalemlerin talaşları biriktirilir, cenazesinde su ısıtmaya kullanılır. Ona dolusu biriktiriyorlar, yazıyorlar. Bunun ne faydası vardır? Bugünün şartlarıyla aklımızın ermediği şeyleri dünün şartlarını nazarı itibarı almadan inkar etme hastalığından vazgeçmemiz lazımdır. Bir faydası var ki yapmışlar. Hangi hattım var bugün? Bugün ne icat ettin yeni sanat olarak? Dünyaya bediiyat olarak ne koyabildin ortaya? İnsanlara ışık tutacak ne eser koyabildin ortaya? Ama beğenmediğin ecdadın titrek mum ışığında kamış kalemle sadece mesnevi şerif yazmış olsa yeter. Hala ilme mevzu veriyor, sanata model veriyor. Öyle diyor Yüzzat-ı Şerif. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri kaybolsa sureyi asıl bana yeter diyor. O kadar önemli sureyi asıllar. Müfit muhtasar formüle edilmiş bir dünya hayatı nizamı ve onun getirdiği ahiret yüksekliği var diye çok güzel bir ifade var. Bütün ecdadımızın kitaplarının hiçbirini yok kabul et, mesnevi şerif yeter. Tabii. Dolayısıyla sakın ha bugünün şartlarıyla dünün şartlarını hiç öğrenmeden dün yapılan şeylere kuru tenkit ne lüzumu varmış efendim rakıbıları söylememelidir. Bir işine binley çün şikayet mi günet ez cüdayiha hikayet mi günet. Bu sadece kafiye için alt alta gelmiş şikayet ve hikayet kelimesinden ibaret değildir. Büyüklerin şikayet etme mevzuları yoktur. Yani bir şeyden şikayet etmiyorlar. Müşteki değiller. Onlar hikayet ederler. Ama o büyüklüğe henüz erişememiş olan, henüz küçükler bunu şikayet diye anlarlar. O büyükler de, o küçükler anlasın diye bazen hikayet kelimesi yerine şikayet kullanırlar. Bunu bilahare bir başka sohbette inşallah açarız. Mesnevi sohbetlerinin sonunda söylenmesi gereken, adet olan, yerleşmiş bir adet olan bir kıta vardır. Onu bazen söylemeye vaktimiz kalmıyor, bazen kalıyor. Ama bugün söyleyelim. Lütfen. İnşunin fermayet Mevlana'yıma, teşifi esrarı hayi kibriya, in ne necmestu ne rembestu ne halk, vahki hak, Allah'u alem bir selam.